بای تو رازی زمان است، عشق ما در دو جهان است. Миллион семьсот. Больше, чем... Но Алания Листой. Больше красивая, натуральная. Такая вот город большой, тянется вдоль побережья. Миллион семьсот жителей. Наш гид. Вот наш гид, да, видео ты снимаешь. Да. Сегодня мы посетили прекрасную Памуккале. Вот. Понравилось вам? Да. Красиво. Очень понравилось. Так, сейчас. Вот еще приедете. Приедем, да, с семьей и потом уже будем уже. В Каппадокию обязательно съездить. Очень красиво там. В Каппадокию? Да. Там вообще фантастическое здание. Ну, надо будет съездить. Ну, Каппадокия, она из таких самых дорогих, да, считается? Нет, здесь. Как дорогих? Ну, самых этих. Из туров? Да. Там, например, на 2 дня, сейчас мы на 3 дня ездим, где-то 80 долларов, включая там билеты, все это. Ну, это на 3 дня получается, да? Да, 2 ночи и 3 дня. Ага. Понятненько. Вот как-то она разбросана, да? Вот. Да. О, Анталья. Как правильно вообще? Анталья, Алания или Алания, Анталья? Алания там, где вы жили. Вроде здесь Кавказ Анталья, есть? Да. Тепло уже, да? We'll be right back.
ведь я маклязом. زمان است عشق ما در دو جهان است حرفای تو راز زمان است عشق ما در دو جهان است مثل ماهی مثل باران با یاد تو دلگریان توی تنها از تو دورم زندگی کرد مجبورم حرفات حرفی من نازد به جانی من با تو میمانم اگر بمانی حرفات حرفی من نازد به جانی من با تو میمانم اگر بمانی جهانم به تو من نمیتوانم بودنی تو چی عاشقانم تو دیگر نکن بهانم مثل ماهی مثل باران با یادی من تو گریان توی تنها از تو دورم زندگی کرد مجبورم حرفات حرفی من نازد به جانی من با تو میمانم اگر بمانی حرفات حرفی من نازد به جانی من با تو میمانم اگر بمانی حرفات حرفی من نازد به جانی من با تو میمانم اگر بمانی حرفات حرفی من نازد به جانی من با تو میمانم اگر بمانی прям, ой, в Анталии прям дом на доме, да? Прям застройка такая сплошная идет.
далее, все будет отдать. Горы же. Здесь, как сказать, большинство, больше здесь места для землетрясений, поэтому высокие дома они больше не строят, более высокие. Часто здесь землетрясения? Ну вот в этих пятиэтажках оно ощущается? Да, ощущается.
Dünya turizminin marka şehri Antalya. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'yı 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıyor. Bir yılda 100 projeyle 100. yıla koşuyor. Antalya'yı dünya markası yapacak projeler geliyor. Kanal İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci çılgın projesi Boğaçayı projesi. Lara Kruvaziyer Limanı turizme yeni bir soluk, Antalya'ya zenginlik, gençlerimize iş, esnafımıza bereket getirecek. Konyaaltı sahili yaşam, kültür ve eğlence merkezi haline gelecek. Karadan, denizden derken Antalya'mıza bir de Tünektepe'den bakalım dedik. Önceki 5 yıl boyunca olduğu gibi bırakılan Doğu Garajı'nı bambaşka bir silüete büründürecek olan projelerimizi başlattık. Doğu Garajı'na ve esnafına çağ atlatacak bu proje Antalya'ya iyi gelecek. Yat limanını yeniliyor, yeni marina yapıyoruz. Kale içini canlandırıyoruz. Antalya Camii projesi, Antalya'ya yakışan görkemli bir mimari eser olmasının yanı sıra, beraberinde inşa edilecek olan Türk İslam Eserleri Müzesi ile aynı zamanda turizme de hizmet edecek. Konforlu ulaşımın şehri Antalya. Antalya ulaşımında tarihte görülmemiş değişim başladı. Ulaşıma yeni çözümler getirdi. 5 yıldır yan gelip yatan deniz otobüslerimizin seferlerini başlattık. Antalya'da bir sorun haline gelmiş trafik sistemini yeni yollar ve kavşaklarla rahatlatmak için kavşak çalışmaları başlattık. Mevlana Kavşağı'nın dışında da diğer kavşaklarımız için de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Durmak yok, yola devam dedik ve Batı Çevre Yolu, Altınova Yolu, Expo Hundu Belek yolunda çalışmalara başladık. Beraber yürüdüğümüz bu yolları keyifli hale getirelim diye Meydan Expo Raylı Sistem Hattı'nın çalışmalarını başlattık. ...2023 Antalya'sı hızlı trene çoktan kavuşmuş ve ulaşımda çağ atlamış olacak. Modern altyapı şehri Antalya. İlçe ve köylerimizde altyapı hamlesi başlattı. Suyu olmayan köye su, yolu olmayan köye yol götürüyoruz. Demre Yabu Mahallesi'nin ve Aksekin'in 60, Kumluca Karagöl'ün 100 yıllık içme suyu sorunu tarihe karıştı. Aksuluların 30 yıldır kanayan yarısı olan Macun Deresi'nden artık kötü kokular gelmiyor. Asfalt üretim tesisleri kur. Manavgat suyu projesiyle Antalya 50 yıl su sorunu yaşamayacak. Akseki suyu Alanya Toptancı Hali, Akköprü, Kargıçayı, Alanya Çevre Yolu çalışmalarımızı hayata geçir. Kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarını yeniden hızlandır. Manavgat, Serik, Kumköy ve Alanya Arıtma ve Deşarj Tesisleri, Alanya Beykaş Katı Atık Bertaraf Tesisleriyle denizimizi ve çevremizi en güzel şekilde korun. Yeşilin ve Mavinin Şehri Antalya. Antalya'mıza güzel yapılar inşa ederken şehrin nefese ihtiyacı var dedik ve eski il özel idare binasını yıkıp yeşil alana çevirdik. Yavuz Özcan Parkı ile birleşen bu alan Antalya'mızın yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. 5 yıldır çürümeye terk edilen belediye hizmet binası projemizi tamamlayarak hem kaynak tasarrufu sağlıyoruz hem de eski belediye yerine yapacak olduğumuz parkla Antalya'ya muhteşem bir kültür parkı kazandırıyoruz.
gelen yoğun talepleri dikkate aldık ve büyük ses getiren plajı Sarısu Kadınlar Plajı'nı faaliyete geçirdik. Konyaaltı plajımızda ücretsiz hizmet verdik. Hobi bahçeleri projemizi başlattık. Çiçek açan şehirler projemiz bütün Antalya'ya iyi gelecek. Güneş ve tarımın şehri Antalya. Antalya'da artık güneş enerjisi gerçek oluyor. Güneş tarlalarıyla hem temiz enerji kullanıyor hem de tarımsal sulama maliyetlerini düşürüyoruz. Elmalı Yuva, Büyük Söle, Küçük Söle ve Eskihisar kapalı devre sulama sistemi hayata geçti. Antalya tarımına hem su geliyor hem enerji desteği geliyor. Sosyal projelerin şehri Antalya. Türkiye'de en ucuz suyu Antalyalılar kullanacak dedik ve suyu ucuzlattık. Sosyal kart projemizi hayata geçirdik. Kimseyi garip ve kimsesiz bırakmayacağız. Veren el, alan eli görmeyecek. Tüm Türkiye'ye yayılacak olan bir sistemi, MUBİM'i hayata geçirdik. Aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yemek verdik, aşure geleneğimizi yaşattık. Kreş hizmetlerimizle çocuklarımıza güzel bir hayat, kadınlarımıza destek sağlamaya gayret ettik. Engelli rehabilitasyon merkezimizi bakımsızlıktan kurtardık, engelsiz Antalya projeleriyle plajlarımız engelsiz oldu. Şimdi evleri engelsiz yapıyoruz. Kimsesiz yaşlı yoktu. Yaşlılarımız hepimizin anne ve babası. Mülkiyet sorunlarını çözerek Antalya'ya kazandırdığımız huzur evimiz, yaşlılarımıza en güzel hizmeti veriyor. Mezarlık hizmetlerimizi geliştirdik. Kurşunlu mezarlığı düzenlemesini gerçekleştirdik. İlçeleriyle güzel Antalya. Antalya'mızın dört bir yanına yağdırdığımız hizmet sağanağından nasibini almayan ilçe, mahalle kalmasın diye belediyemizin araç filosunu eskisinden çok daha ucuza yeniledik. Manavgat Türk Beleni Projesi. İlçe Otogar Projeleri, Toptancı Halleri Projeleri, Yeni Yol ve Çevre Düzenlemeleri Projeleri, Demre Sahil Projesi, Beldibi Sahil Projesi, Kültür Merkezleri Projeleri, Ak Köprü Projesi, Entegre Atık Tesisi Projesi, Öğrenci Yurtları, Güreş Spor Salonu, Yeni Çevre Yollar, İlçe Gençlik ve Spor Merkezleri projelerini başlattı. Değişimin şehri Antalya. Antalya'da bir ilki, ilçelerimizi de kapsayan kentsel dönüşüm ve imar çalışmasını başlattık. Antalya'yı 2023'e ve 2071'e hazırlıyoruz. Kepez Santral Mahallesi yeşil ve sosyal bir dönüşüm oluyor. Balbey Mahallemiz Antalya'nın yeni kale içi oluyor. Kır Camii'nin yıllardır bekleyen imar sorununu vakit kaybetmeden çözdü. Sporun şehri Antalya. Antalya'ya olimpik yüzme havuzu geliyor, Antalya Stadyumu, arenası ve havuzuyla bir olimpiyat şehri olacak. Antalya Spor Tesislerimiz Avrupa'nın en güzel tesisi olacak. Geleceğin şehri Antalya. Geleceğimiz olan gençlerimizle bir araya geldik. Onlarla tecrübelerimizi paylaştık. Görüş ve önerilerini dinledik, ihtiyaçlarına çözümler ürettik. Kültür sanat şehri Antalya. Birinci Uluslararası Yörük Festivalimizle geleneğimize sahip çıktık, turizme yeni bir festival kazandırdık. Antalya'yı tiyatrolar, konserlerle kültür sanata doyurdu. Altın Portakal Film Festivali yeniden dünya sahnesine çıkıyor. Piyano festivalimizi başarıyla devam ettirdik. Antalya muhteşem bir kent müzesine kavuşuyor.
dünyada temsil edilen Antalya. Antalya'mızı dünyanın dört bir yanında temsil etti. Uluslararası sahada ilklere imza attı. Davos, MIPMI, Avrupa Yerel Yönetimler, Türk-Rus İşbirliği Konseyi ve Arden. Dünyanın her yerinde Antalya'yı konuştuk ve konuşturduk. Demre'de, Yavu köyünde bir Fatma nine varmış. Şimdi oraya Menderes Bey suyu götürdü. Fatma nine demiş ki ona, 20 yaşında gelin oldum, şimdi 86 yaşındayım, elhamdülillah evime su geldi. Büyükşehir yasasıyla birlikte Menderes Bey'e emanet ettiğimiz Antalya'da, Antalya'nın dağlarında, kıyısında hizmet almamış hiçbir köy, hiçbir mahalle, hiçbir sokak kalmayacak. Yer gelip yatarak bu hizmetler olur. Çalışınca olur. Gece gündüz çalışmak lazım. Biz çalışıyoruz. Söz verdik, yapıyoruz. Alanya'ya verdiğimiz sözleri ikinci yılımızda da tek tek yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kent merkezine batıdan gelenleri tünellerden sonra mükemmel Alanya manzarası önünde artık Yıldız Parkı karşılıyor. Kentimizin en önemli simgelerinden biri olan Alaaddin Keykubat heykelini çevresindeki park düzenlemesiyle birlikte halkımıza yeniden kazandık. Sak Irmağı etrafında bulunan atıl alana yaptığımız kafeterya, çocuk parkı ve basketbol sahasını halkımızın hizmetine sunduk. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilmesi için Hacet Mahallesi'nde bulunan Balon Parkı tamamen yeniledik. Mahmutlar Mahallemize kazandırdığımız Çocuk Parkı ve sosyal yaşam alanıyla vatandaşlarımıza çocuklarıyla birlikte daha kaliteli zaman geçirme imkanı sunduk. Halkımıza daha etkin hizmet vermek için filomuza 103 yeni araç ekledi. Toslak asfalt şantiyemize 5 milyon lira yatırımla kazandırdığımız konkasör makinesiyle yılda 3 milyon lira tasarruf yapmayı planlıyoruz. Daha modern ulaşım altyapısı oluşturmak için 2 yılda 350 kilometre sıcak asfaltı vatandaşlarımızla buluşturduk. Yerinde çözüm anlayışıyla bölgesel planlama yapıp Avsallar, Demirtaş, Oba, Mahmutlar, Hayallar, Sarımut ve Tosmur mahallelerimize 7 yeni şantiye merkezi kurduk. Toplanan atıkları aktarma istasyonları aracılığıyla topluca tırlarla taşıyarak yılda 2 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca bu operasyonla trafiği de rahatlatıyoruz. Taksi esnafımızın talepleri doğrultusunda 20 taksi durağını kentimize yakışan tek tip modern taksi duraklarıyla değiştirdik. Hayvanı sevmeyen insanı sevmez dedik. Demirtaş mahallemize 2 milyon 700 bin lira yatırımla Türkiye'nin tek modern entegre hayvan barınağını inşa ettik. Kız çocuklarının eğitimine destek sağlamak için Oba Mahallesi'nde inşa ettiğimiz kız yurdu binasında sona geldi. Hayallar Mahallemize çok programlı lise projesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 245 bin katılımcıyla 119 spor organizasyonuna imza atıp kentimizin
uluslararası tanıtımına büyük katkı sağladı. Eşkilik düğün salonunu modernize ederek yeniden halkımızın hizmetine sundu. Mutluluğunuza ortak olmak için Kestel mahallemize inşa ettiğimiz bölgenin en modern kapalı düğün salonu kompleksini Mayıs ayında açmayı planlıyoruz. Osmanlı tebaasının mirası olan ibadet yapılarına hassasiyetle yaklaşıp Hıdrellez Kilisesi'ni restore ettik. Festival demek, Alanya demek sloganıyla yaklaşık 7,5 milyon sosyal medya kullanıcısına ulaşıp Alanya'yı tanıttık. Yabancılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve elde edilen tüm geliri engelli vatandaşlarımız yararına kullanılan Noel Pazarı'na destek verdi. Herkes için Alanya projesi kapsamında Alanya'nın 5 farklı noktasına akülü sandalye şarj istasyonu kurduk. Alanya'ya kent meydanı kazandırmak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeni belediye binasının ihalesini bu yıl yapıyoruz. Tavşandamı mevkiinde sosyal yaşam alanı ihtiyacına cevap verebilecek büyüklükte ve nitelikte park ve rekreasyon alanı projemiz için Mayıs ayında ihaleye çıkıyoruz. Engelsiz Alanya için çıtayı daha da yükseltiyoruz. OBA Engelsiz Yaşam Merkezi tesisini projelendiriyoruz. Demirtaş mahallemize yapacağımız modern düğün salonu projemizi bu yıl ihaleye çıkıyoruz. Damlataş mahallesinden Alanya Kalesi'ne çıkacak olan teleferiği çok yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çevre dostu bir belediye olarak Toslak mahallemizde inşa edeceğimiz 3 megawatt gücündeki Akdeniz'in en büyük güneş enerjisi saha projesini bu yıl hayata geçireceğiz. Çalışıyoruz çünkü Alanya'yı seviyoruz.